bir ortak katılımla makul bir şekilde konuyu bilen insanlarla ama ticaretten sonra mı bakalım biz? ne yazık ki başka işler peşindeymiş. anlıyoruz neden esnafla ilgili konunun yönetilemediğini şimdi. Ruhsar Pekcan'ın dezenfektan meselesini de bu çizgi animasyon bir kez daha hatırlattı. Yani nereden evet. baksanız bir iletişim evet, faciası evet, iktidar evet, açısından. Evet, evet. Yani hem 128 dolar Milyar dolar meselesini bir kez daha gündeme oturttu. Hem de bu ne sorusu diyor e çizgi tabii. animasyonda. Dezenfektan mı oluyor? Tabii, tabii. E bir anda Ruslar Pekcan'ın meselesini gündemde yine tabii. öne çıkarıyor. Hakikaten... Yani bunu böyle çok fazla dillendirirsek bunu da FETÖ'cüler yaptı diyebilirler yani. Valla bilmiyorum da o koca koca binalarda o koca koca insanlar iletişim için çalışıyorlar. E ortaya çıkardıkları bu ürün herhalde yürüttükleri için akıldan yoksun, adına akıldan yok, çok garip yani. 5 evet. Temmuz gecesi o Erol Olçoğ'un evet, hayatını evet. hayatını kaybetti. Zaten o, o saldırı şehit olması vesaire o FETÖ'cüler tarafından AKP'nin aslında iletişim anlamındaki... Tam da düşüş orada başlamıştır düşüş öyle başlamıştır AKP'nin yani o, o zaman Erdal kafa. Sağlam'a da bir merhaba diyelim. Ee, Erdal Bey merhaba. Merhaba, selamlar herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Burada da herkesin size selamı var. Şimdi e, biz e, Abdülatif Şener programımızda Naci Ağbal'ın işte o komisyondaki görüşmelerinde bu 128 milyar dolarla ilgili sanki bir sonraki komisyon toplantısına ilişkin evet. bir hazırlık yaparak gelip bu konuda açıklama yapacağına ilişkin bir izlenimini aktarmıştı bize. Bunun üzerine de Aytunç Erkin o komisyon tutanaklarına ulaştı. Ve o tutanaklarda da doğrulattı değil mi Aytunç? Ne diyordu doğrulak, tutanak, tutanaklarda? Ee, arkadaşlar kafanıza soru işareti kalmayacak. Önümüzdeki sürece, toplantıya kadar bana izin verin. Hı hı. Ben bu konuda tarım arkadaşlarla araştırmalarımızı yapacağız. Ve e, sizlere getireceğiz, sunacağız. 128 milyar dolar çünkü e, Garo Paylan soruyor, Durmuş Yılmaz da soruyor, e, Erhan Usta soruyor. Hani o plan bütçe Komisyonda. komisyondaki toplantıda. Hı hı. E, kesinlikle ben bir önce araştırırım. Konuyu irdelerim. Ve ondan sonra da getiririm, ortaya koyarım, her şey şeffaf olacak diyor. Ve tamam mı diye de, hani bakın altını çiziyor, tamam mı diyor, bitiriyor. Ama ömrü yetmedi. Bu kadar net yani net komisyondaki net, görüşmeler. Net, net. Fakat daha sonra ne acaba? Görevden alınıyor. Alındı. O. Ama ondan sonraki süreçte işte, esas süreç yani Erdal Bey'in neden Görünürdeki neden? Efendim faizi çok yükseltti diye sanki. E, ...görevden ama, alınmış gibi. Ama öyle bir şey olmadığında kaç toplantıda evet, faiz girmiş? İki toplantıdır. Giriş. Merkez Bankası hiçbir şekilde evet. faizi indirmedi. Evet. Şimdi Erdal Sağlam da... E, ...konuya başka bir boyut kattı. E, Sayın Sağlam... ...sizin ağzınızdan dinleyelim. Bu kez... E, ...şüphelenmemiz gereken e, nokta... E, ...neresi? Naci Abal'ın neden görevden alındığı... ...daha doğrusu asıl olarak... E, ...onun nedeniyle ilgili... ...bu şüphelendiğimiz nokta bize ne anlatıyor? Aslında bakarsanız yani yazıda e, o kısma girmedik ama daha genel çerçevesi şu. Ferhat Bayrak ayrıldıktan sonra Naci Abal Merkez Bankası'nda yönetim değişikliği yapmak istedi. Anca bir tane genel müdür değiştirdi. İnsan kaynakları genel müdürünü. E, daha sonra e, başka e, yani başkan yardımcısı atamak istedi. Başka şeyleri değiştirmek istedi Merkez Bankası'nda ama izin verilmedi hep yukarıdan döndü. Bunlar izin verilmedi. Ee, bu, bununla birlikte Berat Albayrak'ın karşı hamleleri başladı. Yani orada bir güç e, şeyi var, dengesi var. Ve 128 milyar dolarlık rezervin eritilmesi ve bunun ortaya çıkıp kurların yeniden yükselmeye başlaması e, zaten Berat Albayrak'ın e, gitmesiyle sonuçlanmıştı. Yani bu sadece Berat Albayrak ya da parti içinden değil müsiat dahil bütün iş alemi artık bu işin gitmeyeceğini söylediler. Artı hiç birisi Berat Albayrak'la ilişki kuramadığını taleplerini bile iletemediğini kendi kabul etmediği gibi görüşleri elemanlarına da bu konuda kabul ettirmediğini yani iş alemiyle tümüyle kopmuştu ilişki. Hatta buna e, Türk işi de sayabiliriz. Yani işçi kesimini de sayabiliriz. E o üstten tavırlarıyla bütün ilişkiyi koparmıştı ve Cumhurbaşkanıyla yönetmeye çalışıyordu. E, en sonunda bu 128 milyar dolar rezervin eritilmesi, tabii bu rakam söylenmiyor o zamanlar. E, ortaya çıkınca Sayın Cumhurbaşkanı eee Naci Ağbalı Merkez Bankasına atadı. Bu da zaten e, Berat Albayrak'a git demekti. O da gitti. Ama daha sonra aralarının düzeldiğini görüyoruz süreç içerisinde Kasım'dan sonra. E, Şubat gibi. Ve e, karşı hamleler başlıyor. E, karşı hamlelerde açık aranıyor. Özellikle Naci Abal'ın açığı. E, Berat Albayrak'a yakın isimler. Merkez Bankası yönetiminde de hem de böyle cin fikirli e, bürokraside kabul edilmeyecek kadar e, ülke geleceğini zora sokacak, günü kurtaracak önlemleri öneren birkaç kişi. E, bu Merkez Bankası'nda yeniden Naci Aval dediğiniz gibi araştırma, yani bana gelen e, birkaç yerden duyum bu, e, araştırma isteyince e, araştırma biriminden istiyor ama e, başkan yardımcılarından birisi o arada bulunan. Kayıt alıyor ve bunu yukarıya iletiyorlar ve bir malzeme verilmiş oluyor e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın eline Naci Ağbal'ı almak için. Zaten hazır e, piyasa beklentisi bir puanken iki puan faiz arttırdı gibi bir argümanları da var ellerinde. E, çünkü Naci Ağbal bunu sormadan yaptı yine. E, böyle bir argüman olunca bununla birleştirince e, Naci Ağbal bu sefer görevden alınmış oluyor dört ay sonra. Peki, Aytun Çerkin? Ben Erdal Sağlam'ın yazısının çok kıymetli ve çok önemli bir yazı olduğunu düşünüyorum. O sesi kaydedip Erdoğan'a kim iletti? Ve bence Türk medyasının bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Çünkü bir ses kaydı dinletiliyor, yani alınıyor. Aslında illegal bir şekilde alınan bir ses kaydı var. Bir sohbet ortamı, orası sonuçta güven... yani bir başkan güvenin güvenilir bir şekilde. Arkadaşları araştırın falan. Birisi de gizlice kaydediyor. Bu iletişim... Bir ke... bence, hayır, hayır, bir bu kez Erdal Bey'in ortaya attığı... Evet, atığı evet da, Erdal Bey. Tamam. Merkez Şimdi Merkez Bankası'nın böyle bir... Kendi içinde böyle bir mekanizması var. Ve konuşuyorlar. Erdal Abal araştırma birimini diyor ki, yönlendiriyor. Bir bakın diyor. Nedir bu iş diyor. Ama birisi bu ses talimatın kaydı talimatın birisi ses kaydını evet, alıyor. Evet yani şimdi ben Erdal Bey'in yarısındaki isimleri... Boğaziçi'yle... E, isimlerden bahsetmişti Sayın Sağlam. Biraz e, kuruluşları e, baktığımda Emrah Şener isminin çok sıkça konuşulduğu burada iddia edilen isim o. E, hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin organlarıyla çok yakın ilişkisi olduğu e, ve iş dünyasıyla yani AKP'li iş dünyasıyla çok yakın olduğu konuşulan Emrah Şener olduğu konuşuluyor. Ama bunun e, bu yazı bir kere e, biraz sonra Sedat Bekir işinde de konuşacağız e, ee, ses kaydının kaydedilip Tayyip Erdoğan'a sunulması bir suç bir kere. Yani bir iletişim anlamında baktığınız zaman e, birisini yasa dışı bir şekilde çekiyorsunuz sesini ve veriyorsunuz. Bununla, bu yazı yazıldıktan sonra zaten savcılığın da harekete geçmesi lazım. Normal şartlarda hemen. Yani normal bir devlette, hukuk yayında, yargıda hemen bunu yapması lazım. Ama bu yapılmadı. Arkasından şimdi e, ben ısrarla mesela önümüzdeki hafta da Erdal Bey getirdiği konuyu ara ara yazmayı düşünüyorum. Yani nerede bu ses kaydını kim servis etti? ne Nasıl oldu bu iş? Savcılık ne yapacak vesaire. Çünkü biz bu 128 milyar doların aslında ipucu yakalandı. Yani bunu aslında Ali Babacan ortaya çıkarmıştı. Demişti ki bunu araştırın dediği için mi görevden alındı bu duyumlar var diye. O komisyonda 25 Aralık 2020'deki Plan Bütçe Komisyonu'ndaki cümlesi çok kritik. Bir konu gündemde ise, hassas bir konuysa, benim o konuyu kendim kurum içerisinde çalışmam lazım. 128 milyar dolar için. Bir gördüm. konu gündemde ise, evet. gündemde mi? Gündemde. Hassas Başka bir konuysa. Hassas mı? Hassas. Benim o konuyu kendi kurumum içerisinde çalışmam lazım. Demek çalışmam lazım. Evet. Anlamam lazım, bilmem lazım. Bunları bildikten sonra paylaşılmayacak hiçbir şey yok. Şimdi çok net koymuş aslında meseleyi. Ve sonra da Sayın Sağlam'ın dediği gibi araştırma birimine bakın ne oluyor burada? Neler olmuş? Bunu bir çıkaralım ortaya. Dediği an Türk, kelle alındı. Peki Sayın Sağlam şimdi eğer bir o ses kay